Geçen hafta ilk defa ekranlarınıza getirdiğimiz Kısaca Anlat bölümünde sıra. Bu hafta konuğumuz başarılı ve karizmatik oyuncu Kaan Taşaner. Bakalım ünlü oyuncu kameralarımıza neler anlatmış. Yine ne işler karıştırırsın? Çok mutlu oldum. İnanın. Merhabalar, ben Kaan Taşaner. Oyuncuyum ben. Türkiye'de oyunculuk yapan Türk asıllı bir aktörüm. Yaklaşık 10 senedir bir fiil bu işi sürdürmekteyim. Tiyatro ile başlayan kariyer yolculuğunu Beyazcam'a taşıyan başarılı oyuncu Kaan Taşaner, kadrosunda yer aldığı dizilerle kısa zamanda izleyicinin sempatisini kazanmayı başardı. Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisindeki Erdoğan, Diriliş Ertuğrul'daki Gündoğdu Bey, Şahin Tepesi'ndeki Erkan Sarpkaya, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki ikiz kardeşler Markus ve Mitras karakterlerine başarıyla hayat veren Kaan Taşaner, Alem Plus ekibiyle bir araya geldi ve Kısaca Anlat köşesinin sorularını yanıtladı. Merhaba, kayıtlı mısın? Oyuncu olmaya karar verme sürecimin neden diyecek olursanız, en beğendiğim oyuncu Babadook. Kendisine ait bilinmeyenleri tüm samimiyetiyle cevaplayan başarılı oyuncu, neden oyunculuğu seçtiğini bakın nasıl anlattı. Oyuncu olmaya karar verme sürecimin en temel sebebi hayatın olağanlığından ve sıradanlığından kurtulmak olabilir. Gerçek dışı olanla haşır neşir olmak çocuksu bir heves gibiyken önce sonra profesyonel bir işe dönüştü benim için. Oyuncu olmamın en büyük sebebi bu. Gerçekten kurtulabilmek. Obamız Moğol'un eline düşmüş gibi bir haliniz vardır. Eğer ben batarsam yemin ediyorum seni de batırırım haberi. Tekrar tekrar ve bıkmadan izleyeceği film sorulduğunda bakın cevabını hangi kült filmden yana kullandı başarılı oyuncu. Edward Norton bir gün bir konferansa gidiyor. Bir filmiyle ilgili olarak. İşte orada soruyor üniversite öğrencilerine. Fight Club'ı aranızda iki kez izleyen var mı diye soruyor. Herkes elini kaldırıyor. Peki aranızda Fight Club'ı 6 kez izleyen var mı diye soruyor. Yine herkes elini kaldırıyor. Galiba ben de o üniversite öğrencilerinin arasında olsaydım aynı şekilde elimi kaldıranlardan biri olurdum. Çünkü herhalde bir 10, 12 kere izlemişimdir. Tekrar tekrar izlediğim bir film varsa o da Fight Club. Neden diyecek olursanız, çünkü edebi yapısını çok kuvvetli buluyorum. Eleştirisini çok kuvvetli buluyorum. Motive edici buluyorum ve o yüzden de zaman zaman geriye dönüp yeniden o filmi izlemek istiyorum. İzlemeyen varsa, ki pek mümkün değildir. İzlemeyen varsa muhakkak izlesin. En beğendiği oyuncuyu ve nedenini şöyle anlatıyor yetenekli oyuncu. En beğendiğim oyuncu Jack Nicholson. Çok beğenirim çünkü bana pek oyunculuk yapıyormuş gibi gelmez. Bütün performansları adeta zaten yaşamının içinde onu tanımlayan davranışlar ve beden diliyle kurulu olduğu için onu sokakta görseniz de, herhangi bir performansta izleseniz de aşağı yukarı aynı ruha sahip olduğunu görürsünüz. Bu paralelliği çok başarıyla kurmuş bir aktör. O yüzden ben her zaman onun performanslarını izlemekten muazzam keyif aldım, haz aldım. Çok severim onu. (Gülüyor)
en beğendiği Türk yapımı sorulduğunda cevabı ne mi oldu? En sevdiğim Türk yapımı 1988 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Mazhar Alanson, Ali Poyrazoğlu gibi çok değerli oyuncuların oynadığı bir film. Fantastik bir film aslında. O filmi çok sevmemin nedeni de bu. Biz Türk sineması olarak hiçbir zaman gerekli kıymeti vermedik bu doğaüstü sinemaya, fantastik sinemaya. En çok biz kendimizi eleştirdiğimiz için bu konuda bir türlü yol alamadık. Halbuki bugünün sinemasına baktığınızda sektörü yöneten eserlerin, yönlendiren eserlerin çoğu doğaüstü olaylar, süper kahramanlar vesaireler üzerine kurulu. Arkadaşım Şeytan filmin adı. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Şeytanla sıradan bir insanın kendi çıkarları üzerine anlaşmasını anlatan çok şık bir eser. Fahir Atakoğlu müziklerini yapmış. Ben çok severim Deniz Türkali, arkadaşım, canım ciğerim, o da oynuyor. Bütün isimleri hatırlayamam şimdi ama Arkadaşım Şeytan benim için çok özel bir filmdir. Tavsiye ederim. Sen şimdi vokal de istersin. Harika. Müzikal film gibi olacak. Hadi. Aşına bakalım. Bakın başarılı oyuncunun en son izlediği film hangisiymiş? En yakın zamanda izlediğim film bir korku filmi. Tabii burada hani bu bilginin altını çizme nedenim cinsiyetçi bir sebep değil ama söylemekte de fayda görüyorum. Çünkü özellikle korku filmi gibi bir sinema dalına kadın yönetmenler çok bulaşmaz. Bir kadın yönetmenin filmi. Filmin adı Babadook. Babadook bir doğaüstü yaratık tabii ki her zamanki gibi bildiğimiz. Çok ustaca kurulmuş bir atmosferi vardı ve birçok ödül de aldı. Korku filmlerinin, gerilim filmlerinin böyle festivallerde ödülle döndüğü de çok görülmüş bir şey değildir. O anlamda beni çok etkileyen, hoşuma giden işlerden biridir Babadook. Severim. Beğenirim. Güzeldir. Gericidir. Hoştur. Tavsiye ederim. İzleyin. Korkun azıcık. Babadook. Gelecekle ilgili plan yapmamasının sebebini şöyle anlatıyor başarılı oyuncu. Gelecekle ilgili planım yoktur. Çünkü bir plan yaptığınız zaman işte bütün dünyanın başındaki bu bela diyeyim, bu test, sınav, herkes farklı bir şekilde sıfatlandırıyor. Plan yapmanın, çok uzun vadeli plan yapmanın diyeyim, ne kadar yıkıcı olabileceğini, bütün her şeyi alt üst edebileceğini gösterdi bize. O yüzden kısa vadeli planlar yapmak, yani hayata bir merdiven gibi bakmak ve bir sonraki basamağı düşünmek lazım. Dağın tepesine baktığınız zaman o yol büyüyor, çıkılmaz bir yer oluyor. O yüzden hemen önünüzdeki taşı aşmaya çalışmak lazım sadece. Kısa vadeli planlar yapıyorum. O da hayatımı düzenli götürmek, işimi doğru yapmak. Bu beni daha iyi bir yere götürecekse götürecektir, taşıyacaktır zaten. Ama uzun uzadıya bir yüksek hedef, tepelerde bir yer hayal etmek insan için pek de doğru bir yöntem olmuyor. Öyle bir uzun vadeli gelecek planım yok. Yakın geleceğe bakıyorum sadece. Hatta önümüzdeki 1-2 saat bile diyebiliriz. Yine ne işler karıştırırsın? Çok mutlu oldum, inanın.